Garba Üssü'nün yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Cem. Bugün çok merak edilen bir soruya yanıt vermeye çalışacağım kendimce. Şimdi sorun ne? Önce bunu anlatayım. Yorumlarda okuyorum. Bana özel olarak soran arkadaşlar da var. Abi, orijinal oyunlar çok pahalı. Bu yüzden torrent kullanmak zorunda kalıyoruz. Hani bizi de mahsur gör falan diyorlar. Benim için sorun değil arkadaşlar. İsteyen istediğini kullansın ama ben torrent yani korsan oyun taraftar değilim. Orijinal oyun yanlısıyım. Ve şunu da söyleyeyim, ben milyoner de değilim. Evet, orijinal oyunlar çok pahalı arkadaşlar. Özellikle çıktıkları zaman, hani yeni çıktılarsa o parayı vermek ciddi anlamda yürek istiyor. Yani minimum 30 dolardan çıkıyor bir oyun. Minimum diyorum, Steam üzerinden 30 dolardan çıkıyor. Ve siz 60 liraya denk geliyor. Bunu çak diye verirseniz biraz acıtır açıkçası. Şimdi bir nevi rehber olacak bu. Şöyle anlatayım arkadaşlar. Bazı siteler var. Bu sitelerden orijinal oyun alabiliyorsunuz. Ve inanılmaz indirimlerle alabiliyorsunuz bu orijinal oyunu. Bu sitelerden bahsedeceğim. Nasıl kullanıldıklarından bahsedeceğim biraz. Ama buna rağmen torrent kullanma taraftarıysanız bir şey diyemem o zaman. İstediğinizi yapın. Şimdi bu sitelerin çalışma amacı ne? Onu anlatayım. Hatta şöyle göstereyim. Burada hepsini açtım ben. Humble Bundle diye bir site var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle değişik bir site. Bu sitede ne varmış? BioShock varmış, The Bureau varmış, Darkness 2 varmış. Burada da XCOM var ve BioShock'un son oyunu var. Diyor ki bu oyunları almak için 20 dolardan fazla ödeyin diyor. Altta da bayağı bir oyun var. XCOM serisi var, işte Spec Ops, Mafia 2, BioShock 2. Bunları almak için de 8,26 dolardan fazla ödeyin diyor. Bu nedir? Biraz karışık gelebilir açıkçası ilk başta. Şimdi bu site bir yardım kuruluşu sitesi aslında. Gördüğünüz gibi şuraya tıklayalım. Afrika'daki çocuklar için düzenlenen Action Against Hunger, açlığa karşı savaş adlı bir organizasyona para sağlıyor. Bu siteden aldığınız oyunların parası oraya gidiyor yani. Aynı zamanda Amerika'nın Kızıl Hacı'na gidiyor. Sistemde şöyle işliyor. Bu sitenin sahipleri oyun şirketleriyle anlaşıyor ve siz buraya 1 sent bile verseniz bu 3 oyunu alabiliyorsunuz. Yani 1 sent bir sınır var onun ama böyle baya kuruşlu bir şey yani 1 lira bile etmiyor. Yani 1 lira etse zaten bir şey olmaz da yani 5 liraya kadar bir kimseye bir şey koyacağını sanmıyorum. Siz atıyorum 1 lira verdiniz. Satın alma şeyi de aşağıda. Bunu da anlatacağım birazdan. 1 lira verdiğinizde şu 3 oyuna sahip olabiliyorsunuz ve şurada gördüğünüz şekilde Steam'de sahip oluyorsunuz bu oyunlara. Steam kodlarını alıyorsunuz ve kendi Steam'inizde aktif ediyorsunuz. Oyun artık Steam'den bir oyununuz oluyor. Ama diyorsanız ki ya şu alttaki oyunlar da iyiymiş ben bunları da almak istiyorum. O zaman da ortalama verilen para ne kadarsa burada 8,26'ymış bunu ödemeniz lazım. 8,26 ödediğinizde hem bu oyunlar hem de şu 3 oyun sizin oluyor arkadaşlar. Şuradaki 2 oyunlarda bunlar daha iyi ve daha yeni oyunlar oluyor genelde. 20 dolardan fazla öderseniz bütün buradaki oyunlar sizin oluyor arkadaşlar. Şimdi tabii yardım kuruluşu dedik. Oyun yapımcılarına hiç para gitmeyecek mi? Gidecek. Heh. Bu arada 1 dolar yani 2 lira ödememiz gerekiyormuş minimum olarak. Para değil açıkçası. 2 lirayı nelere veriyoruz? Şimdi buradan atıyorum 10 dolarlık bir şey alacağız. Customize dediğimizde 2K Games yani oyunun yapımcıları ne kadar gitsin charity'ye yani yardım kuruluşuna ne kadar gitsin bunu ayarlayabiliyorsunuz. Mesela 10 doların 10 doları da yardım kuruluşuna gitsin derseniz hem sevap işlemiş olursunuz arkadaşlar. Yani para bunlar anlaşmalı, sözleşmeli şeyler. Kesinlikle bir dolandırıcılık yok. Baya yardım kuruluşuna para bağışlamış oluyorsunuz. Sizin sayenizde de Afrika'daki çocuklara biraz da olsa bir destek sağlanmış oluyor arkadaşlar. Humble Bundle'ın genel mantığı bu. Tamamen sitenin yapımcıları hiçbir kar almıyor ve tamamen oyun yapımcılarına ve yardım kuruluşlarına gidiyor. Bu ana sayfadaki oyunlar haftalık bundle var. Bunlar tam haftalık olmasa da böyle haftada bir değiştirmeye çalışıyorlar. Yine aynı mantık gördüğünüz üzere. Bununki farklıymış. Farklı kuruluşlara gidiyorlar. Burada da oyunlar var. İşte 6 dolardan fazla verirseniz şunlar, 10 dolardan fazla verirseniz
Euro Truck Simulator 2 ve DLC'yi alabiliyorsunuz bütün bu oyunlarla beraber. Şimdi bunu kapatalım arkadaşlar. İkinci sitemiz Bundle Stars. Tamamen aynı mantık. Çok fazla bir şey açıklamaya gerek yok. Sadece sitenin ismini görün diye söylüyorum. Burada da Euro Truck Simulator 2 indirime girmiş. Herhalde bir anlaşma var şirketle. Tek tek de oyunları satın alabiliyorsunuz. Yani bir bundle dediğimiz şey bir topluluktur böyle. 5-6 oyunu birleştirirler, öyle satarlar ama Humble Bundle'da da burada da oyunları tek tek alabiliyorsunuz. Yine gayet işte %75 indirime kadar. Pardon. Hemen Bundle Stars'ı da kapatalım. Good Old Games. Burada çok fazla bir işte yardım kuruluşu amacı yok arkadaşlar. Bu sitede Good Old Games dediğimiz eski ve güzel oyunlar adına karşı yeni oyunlar da satılıyor aslında. Çok fazla bir şey söylemek istemiyorum o konuya karşı. İşte ana sayfada bu Steam gibi düşünün. Sürekli indirime giren oyunlar var. İşte %70-60'a indirime giren oyunlar var. Burayı da kontrol edebilirsiniz. Ödeme yapıp bu oyunları satın alabilirsiniz. Hoşunuza giden, ya bu siteleri takip ediyorsunuz. Hoşunuza giden oyun olduğunda böyle indirimden alabiliyorsunuz. Son olarak da arkadaşlar Steam var. Şimdi zaten Steam artık herkesin bilgisayarında yüklü bir platform. Steam ne alaka diyeceksiniz. Şu an büyük bir indirim yok ancak Steam'de her gün inanılmaz indirimler oluyor. Mesela Cyberia 2 bugün 10 dolardan 1 dolara düşmüş. %90 indirim var. Güzel oyundur bu arada. Yani senaryo seviyorsanız bu oyunu indirebilirsiniz. Buradan satın alıp 1 dolar, yani çok fazla bir para değil. Steam'de yaz indirimleri oluyor, kış indirimleri oluyor, işte bahar indirimleri oluyor. Burada da inanılmaz, hani ciddi anlamda inanılmaz indirimler yakalayabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada burada bir QuakeCon indirimi vardı, işte Fallout falan indirime girmişti. Böyle ara sıra etkinlikler düzenleniyor. Bu etkinliklerle de indirim oluyor. Dediğim gibi Steam'i de takip edin, bu söylediğim siteleri takip edin. Aynı zamanda çok açmak istemedim ama Amazon.com'a da girerseniz orada da dijital oyun satımı başladı. Orada da güzel indirimler yakalayabilirsiniz. Bu siteleri arada sırada girip takip edin. Belki istediğiniz oyun indirime girmiştir. Şimdi torrent kullanıyorsanız, hiç para ödemek istemiyorsanız bir şey diyemeyeceğim arkadaşlar ama gidip korsan CD'ci diye bir olay var ya, ona para veriyorsanız lütfen. Lütfen yapmayın. Yani ne kadar satıyorlar? DVD'si 5 lira. 3-4 DVD'lik olduğunu düşün. 20 liraya çıkabiliyor. Sen aynı oyunu burada 1 dolara indirimde alabiliyorsun. Yani bunu düşünün arkadaşlar. Oturun düşünün. Yani 20 lirayı nelere vermiyorsunuz ki? Gidiyorsunuz saçma sapan bir şey gibi. Ben de yapıyorum. Hani bir şey görüyorum alıyorum. Yani bunun yerine orijinal oyun şey yaparak, satın alarak hem emek hırsızlığına karşı çıkmış olabiliyoruz hem de yardım kuruluşlarına bir nevi küçük de olsa bir destekte bulunmuş oluyoruz. İşte Afrika'daki çocuklar doğuyor falan filan. Kısaca böyle arkadaşlar, bahsetmek istediğim konu buydu. Umarım aklınızda bir şey, soru işareti kalmamıştır. Kaldıysa videonun altında yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada Garbarius'a abone olmayı ve arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. Bu videonun altına da yorum yazın. İşte tartışırız, ben de yorum atarım falan. Soru kaldıysa aklınızda lütfen yazın. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.